Evet sevgili izleyicilerimiz, işte biliyorsunuz Eylül ayına girdik. Efendim adli tatil bitti. Efendim adliyeler, mahkemeler normal sürecine geçti. Bir de bizim biliyorsunuz mecliste bir yıllık tatilimiz var. Bunlar uzunca tatil. Yani adli tatil 40-50 gün arasında sürüyor. İşte meclis tatili aylarca sürüyor. Yani neden bu tatiller oluyor ben anlamıyorum. Mesela şöyle izah edilebilir. İşte efendim meclisi kapattık, milletvekilleri bölgelerine gitti. Halkın içinde iç içe onların sorunlarını dinledi. Oradan efendim dosyalar yaptılar, ifadeler aldılar, öneriler aldılar. İşte efendim meclis yasama yılına başlayınca da bunlar tek tek mecliste görüşülecek gibi oluyorsa ha güzel. Ama ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü mecliste 600 tane milletvekilimiz var. İşte verilen önerge sayısına bak, görüşülen görüşme sayısına bakalım veya hangi konular çözülmüş ona bakalım. Yok. Herkes tatilde, oyunda, oynaşta geçiyor. Veya halkımız böyle biliyor veya milletimiz böyle biliyor. Bu imajı yıkalım arkadaşlar. Veya adli işte tatil oluyor. Zaten adli süreç çok yavaş işliyor. Bir de bunun tatili var. Şimdi bana kalsa biz gelişmekte olan ülke miyiz? Veya daha çok çalışmamız mı lazım? Şimdi o koskoca binalarımız var. Ben onu 24 saat çalışmasını isterim. Çalışalım, vardiya usulüne geçelim. Gece gündüz çalışalım. Yani koca koca binalar yapıyoruz. Onun içerisinde müştemilatları var. Ve biz orayı işte haftada şu kadar kullanıyoruz. Veya yılda şu kadar kullanıyoruz. Bu çok az bir şey. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok olayları hızlandırmamız lazım. Daha çok çözüm bulmamız lazım. Yani dikkat edin bu adli tatil olsun işte meclis tatili halkın arasına indiği zaman çok hoş karşılanmıyor. Yani buna bir çözüm bulalım arkadaşlar. Daha çok çalışalım, daha hızlı çalışalım, sorunları daha çok çözelim. Ve ülkemizin kalkınması, milletimizin, memleketin refahı, müreffeh yaşamak için, rahat yaşamamız için, sağlık için, başarı için daha çok çalışmak gerek. Buna dikkat edelim. Bu uzun tatiller bize yaramıyor arkadaşlar. Hani ben daha önce de örnek veriyordum. Biz başladığımızda cumartesi öğlene kadar efendim okulumuz vardı. Resmi daireler öğlene kadar çalışırdı cumartesi. Sadece pazar tatilimiz vardı. Şimdi en son yapılan çalışmada da efendim daha esnek bir çalışma modeli veya işte daha az çalışalım gibisinden ibareler var. Bu ne kadar başarı getirir onu bilemem. Hani derler ya en verimli şekilde çalışalım. Yani o koskoca devlet dairelerinde o binaları daha verimli kullanırsak daha çok efendim soruna çözüm bulmuş oluruz.